Hazırki günde internet tarmaqlarda ham meşhur qarlar. İki, bir mes, iki tesini sizge misal kılayım. Mena hazırki günde ismini mena etkenimden ha bilemen deyisiz hammangiz. Hazırki günde ijtimoiy tarmoqda meşhur bo'lgan. Belkim, qarang, Şeyh Dusari Mescid-i Haram'da imam buldu. Mescid-i Haram'da imamı. O'sha joyda Ka'baga qarab bizga bütün olamga musulmonlarga imomatlikda u maqomda. O'sha Dusarini efirga chaqirib so'rayaptilar. Sizni Qur'on yodlashligingizga asosan sabablardan birini aytsangiz, nima sabab bo'ldi? Desalar, mahalla masjidiga chiqardim. Ba'zida domlamiz kelmay qolgan vaqtlarda meni o'tkizardilar. Keyin Alloh taolo bergan shu bir xush ovozlik bor ekan. Qavmim ana, mana qavmda, hamma so'z qavmda. Sizga duo qiladigan qavm bo'ladi, ey imomlar. Qavmim, o'sha masjid qavmi, biz hammamiz qavmimiz deydilar. Imom kelmay qolgan kunlari o'qisam, hammasi xursand bo'lib duo qilishadilar. Siz qorimisiz derkanlar. İlla tavuşumda eşitkenide, karan, güzel tavuşunu koruyapsın mı? Sizi kandayı bir makamlarda kıladı. Tecvidini koruyapsın mı? Sizi nemeler kıladı. Yo, ben karımas mı? Karımı sengiz zor bularken de. Eğer bana şunu hakkı kılıp, hatma olanı kıbir sengiz, hemen mezaklarken de diye, kavmum ayttı, özüm üniversitede okuyum ben. Keyin, irtirak gelip, Kur'an yaptaş hareket kılamam. O şey, kavmumun duası bile ben karım oldum dediler. Ve mana bugünlük günde Kur'an'daki ihlasım Ka'batullah'da, özünü üyüde, imamatlikte kılıp, mana bugünlük günde halka, bütün dünya musulmanlarına namaz okup verip, ben kelamullah'ını tilavat kılıp dediler. Ve hud düşündüğün Sa'dul Gamidi. Sa'dul Gamidi ya mana şunu diye bugünler. Mescid kekirerekenler, bazı da imamatlik ötseler, kavmi biledi, özüden, o mahalleden. Qori, Sa'd der ekan. U paytda qori yo'q. Qori nomidan emas. Qani endi Qur'on yodlab olsangiz. Qani endi qori bo'lsangiz. Qani endi siz mana shu go'zal tovushingizga bizga qiroat qilib bersangiz. Va Alloh taolo berdi u zotga. Qavmim mendan shuncha umid qilar ekan, sizdan umid qilmaydimi? Biling, o'sha Sa'dul G'omidiydan umid qilgan qavm bizning qavmimiz ham xuddi shunday umid qiladi. Dusariydan umid qilgan qavmingiz orqangizda turib olib hammalari yig'lab sizga mana shu duolarni qiladilar. O'sha qavmni nazarini topib, qavmni gumonida bo'lib ular duo qilgandan keyin inshaalloh Alloh ijobat qiladi. Qarang nima deyaptilar? O'sha qavmim mendan shuni gumon qilib umid qilayotgan ekanlar, yodlayman dedim deydilar. O'zim universitetda o'qiyman. Xuddi qarang, Dusariga o'xshab yodladim deydilar. To'g'ri, uzun vaqt ketdi. Degenlere de bu diktir soru yaptılar. Kança? 4 yıl. 40 yıl olsun. Barram ötedi o şey ömür. O insan. O biz insan mıs? Mumun mıs? 40 yıl. 40 yıl ötsün. 40 yıl hem o şey ne madir işlerde ötüp yeterdi. Ahırda Kur'an yok. Doğru uzun buldu. Lekin tekrarı bilen bittim dediler. Uzun bir müddette. Kança dese 4 yıl. Ha, lekin 4 yılda bitti bana bir yağını görün siz. Allah Teala şunaqa maqom berib, ovozini, tajvidini go'zalligidan bir kuni kelib payg'ambar alayhissalatu vasallamni masjidlarda imom bo'ldilar. Aytadilar, payg'ambar alayhissalatu vasallamni masjidlarda ilk o'tganimda imomatlikni men sizga tushuntirib bera olmayman. Juda bir g'arib holat bo'lgan men dedi. Nima bo'lgan desalar, aytadilarki, sal qolsa xushdan keta yozdim dedilar. Rasulullohning minbarlari juda ham bir haybatli ekan. Rasulullohning minbarlarida turib o'qiganman deya sharaf bilan. O'sha siz u biz kabi oddiy bir qavm edi. Universitetlarda biri hendasa, biri o'sha nimadir iqtisod, siyosat sohasida o'qirdi, lekin Qur'onga keldi, Alloh ularni Qur'on bilan aziz qildi. Qani endi biz hozir bor butunimizni saflardik, berardik, kechardik, nafsimizdan, jonimizdan kechardik. Agar payg'ambar alayhissalatu vasallamni o'sha mihroblarda 2 rakat namoz o'qishlik imkoni berilsa edi. Men masalan bolam, farzandim, zurriyotim, jonim, molim fido qilardim. Ey Ali keling, sizga bugun ruxsat berildi. Shu musulmonlarga bomdod namozini 2 rakat bo'lsa ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni mihroblarda turib o'qib bering deydigan bo'lsalar. Buyuk bir maqom-ku Rasululloh turganlar u yerda.
Mana shu siz yodlagan Qur'onni, yodlayotgan Qur'onni Rasululloh dona-dona qilib tajvidi bilan mujovvat holda o'qiganlar. Va ulardan keyingi choriyorlar, ulardan keyingi imomlar. Aytadilar, sal qosa xushdan keta yozdim. Va o'shani haybati. So'rayaptilar, endi oz nega imomlik qilmayapsiz desidan, endi bilasizmi deydilar. Har o'tganimda shu holat bo'ladi. Men u nimaga bardosh bera olmayapman. U uni men sizga tilim bilan, sözüm bilan tushuntirishim qiyin azizlarim deydilar. Rasulullohni shu mihroblarini o'zi shunaqa bir buyuk maqom deydilar. Ana o'sha Sa'd al-G'omidiyning so'zlari.